Evet, bugün kendime bir MacBook Air aldım. Peki bunu neden aldım veya neden almalıyım? Bakalım Mary bana bu ürünü satabilecek mi yoksa mağazadan eli boş mu çıkacağım? Şimdi bu ürünü almak istediğime göre bana bu ürünü satmanı istiyorum. Bu ürünü neden almalıyım ben? Bu MacBook Air şu an piyasadaki alınabilecek tek bilgisayar. Bu Ne benim diyorsun? görüşüm. Evet, Gerçekten mi? gerçekten öyle. Yani fiyat performans açısından söylüyorum. Yani şu an bu bilgisayar 11 bin lira. Tamam Ve ama ben yani 6-7 bin liraya gidip alacağım bilgisayarın üzerine biraz daha eklerim, bunu alırım ve çok uzun süre kullanırım ve hiç de pişman olmam. eminsin yani. Bu kadar Kesinlikle eminim. iddialısın. Şimdi bunun içinde bir kere M1 işlemci var. Yeni bir işlemci bu. Ve çoğu kişi buna karşı ön yargılı yaklaştı. Yok işte bu bilgisayar alınmaz, daha ne olduğu belli değil, şu bu falan derken yani ortalığı kasıp kavurdu şu an bu bilgisayar. Bu işlemci daha doğrusu. Ama tabii ki bilgisayar da çok iyi, zaten oturmuş bir kasaya sahip. Şimdi daha öncesinde bunun bir önceki versiyonunda Intel işlemci vardı. Evet. Intel işlemciyi resmen iPhone kendi topuğuna sıktı Intel işlemci koyarak. Çünkü berbattı yani. Hani hiçbir şey yapamıyor. Yani bununla karşılaştığın zaman berbattı. Öyle söyleyeyim ben Aynen, bununla sana. karşılaştırdığım Yani ben zaman. kullanmadım. Ama kullanan arkadaşım yakından birebir vardı. Ve hani yani pişmandı iPhone. Yani iPhone'cu olduğu için biraz aldı onu. Sonra da şey oldu. Ama bak, ben bunu şu an sana bunu satarım. Sen de bana 40 yıl dua edersin. O derece Gelirsin diyorsun. Bu arada kadar kahvemi iddialısın içersin. yani. Gelirsin kahvemi Arada bir içersin. Aynen. takılırım. Sana Tamam. beleş internet Aynen. veririz. Şimdi. Güzel. Bunun için alırım. Beleşçiyim. Yani sen diyorsun ki şu an ilk başta gözüne çarpan şey, sen M1 işlemci al git yoluna diyorsun. Bas gaza diyorsun Tamam, yani. ama sadece M1 işlemci de Tamam. değil. Evet. Ama en Aklına büyük gelen fark, ilk olay aynen M1 yani işlemciden bahsediyorsun. Evet. bunun için alınır Tamam. yani. Zaten Evet. birazdan anlatacağız. Yani bu M1 işlemciyi koyduktan sonraki Evet. farklar arttı. Hani Tamam. belki çok fazla bir şey eklemediler bilgisayara. Birkaç şey daha eklediler tabii ki eski Tamam. versiyonlarına göre, ama farkları birazdan anlatacağım. O zaman o diyeceksin. Yani bu adam neymiş diyeceksin. Tamam. Bu adam. Evet, şu an ürün elimde. Peki yani bunun farklı renkleri var mı? Bana hangi renklerini alacaksın, Bunun önereceksin? 3 rengi var ama bence Buyurun. en güzel rengi bu. Bir de uzay grisi güzel. Hı. Ama yani çoğu insan bu rengi için alıyor. Ben sana öyle Yani söyleyeyim. Sana sattığım renk o yüzden bu. uzay grisi, Altın. altın Bir de ve gümüş gümüş. rengi Üç var. rengi var. Evet. Evet. Ama Yani bu yani biraz bu daha tabii çoğu bilgisayarda sofistike olmayan ve oluyor Apple'a galiba. özel bir renk. Aynen. Hani Güzel biliyorsun. görünüyor. Aynen. Evet. Yani biraz kız bilgisayarı gibi gözüküyor olabilir renk olarak Ya ama ben sevdim güzel. açıkçası. Evet. Evet. Başka? Şimdi bak, zaten bu özelliklerde ben sana biraz önce dedim ya fiyat performans açısından diyeyim. Bu Evet. özellikle bu incelikte bir bilgisayarı zaten yani şükretmen lazım. O kadar ince ki açamıyorsun diye. Şimdi bir kere kutu içerisinde adaptör çıkıyor Bu sefer abi. çıkıyor. Çıkıyor abi. Tamam. Çok merak İyi. etme. Bu 30 sefer wattlık süper bir 30 wattlık. adaptör çıkıyor. Batarya Bu testini daha yapmadık. Pil konusunda bir önceki versiyonu 12 saat veriyordu iPhone. Burada tamam. 18 saat veriyor. Yani düşün, 12 saati 2'ye böl. Nerede? Evet. Yarısını ekliyorsun üzerine. Tamam. İnanılmaz. Aynen öyle. Yani 18 saat çoğu insan Ne demek ya bundan 18 bahsediyor. Aynen. saat, Yani bak, diyor gerçekten ki efsane bir şey yani. taşıma diyor şarj aletini bilmem ne. Zaten zarfın içine girer, gönder gitsin çantada. Bir gün kullanırsın ama Tamam. ağır programları kullanmadan tabii ki. Yani günlük işlerini yaparsın ve Tarayıcı, surfing falan diyorum, aynen. mail Seni bir falan gün hiç bilmem şarj ne. aleti taşımadan götürür. Aynen. Tamam. Performansı zaten arttı. Şöyle düşün. Bir önceki Intel versiyonunda mesela bu kullandığımız Premiere Pro tarzında şeylerde 4K Evet. yapamazsın. 4K editleme, 4K render falan alamazsın. Bunda abi 8K'ya kadar video alabiliyorsun, editliyorsun, renderliyorsun. Bana mısın demiyor. Tabii çok büyük videolar olmaması lazım. Yani 30 dakikayı aşan videolarda artık tabii biraz yavaşlar, ama yapamaz demiyorum kesinlikle. Ama artık hani Tamam. biraz performanstan düşer. Öyle Tamam. söyleyeyim. Eğer öyle şeyler yapacaksan direkt sana önereceğim Pro modeli bunun. Ha, da o daha Neden? sağlam diyorsun. Neden? Hayır. Sağlamlık için Peki şöyle. pro modele kıyaslarsak, Ha, Pro, evet. ona geleceğiz zaten birazdan, ama Pro modeli zaten en büyük farklardan bir tanesi fan olması Pro modelinde. Bunda Ha. fan yok. Yani düşün, Fansız model zaten Intel diyorsun. modeliyle de arasındaki çok büyük farklardan bir tanesiydi bu, fan sesi geliyordu Intel işlemcili olan da. Burada fan sesi Ürün yok. fansız diyorsun Yani yani. düşün, hani sen Sessiz bu yani. fiyata alacağın fansız ve süper işlem yapabilen bir bilgisayar. Yani bence peynir ekmek gibi gitmesi lazım bu bilgisayarın bu fiyata. Evet. Çünkü yani sen 5000-6000'e
Doğru, yani bunun evet, yanında çöp alacaksın. Baksan yani 5-6 bine ancak en saçma bilgisayarlar şu an dediğin aynen. gibi 6-5 bin liranın altına yok yani. Evet, biraz daha para birikti kardeşim. Biraz aynen. yemeğinden kız bir şeyler yap. Git al bunu. Kafan rahat olsun. Ben, evet. ben kesin yani. Bak, ama hani tabii bunu bir oyuncu için önermezsin herhalde değil mi? Yani sonuçta ekran küçük tabii, falan. Tabii oyuncu ama için yani... olmaz ama oyunları kaldırır söyleyeyim sana yani. Tamam, ha, belki evet. en yüksek performansta şey yapmaz hani böyle kaldırmaz ekran kartı anlamında. Hı-hı. Yani sonuçta oyun için üretilmemiş şey yapılmamış. Tabii. Ama kesinlikle şu anki oyunları kaldırır. Anladım. En yüksek performans olmasa da oynarsın yani. Evet. Zaten bir işlemcinin şöyle bir farkı var. Yapay zekaya sahip. Sen oyun oynarken arka planda bazı uygulamalar açık olabilir. İnternette bana başka işte müzik şu bu falan derken yapay zeka algoritması bunu algılıyor ve senin multitask'te kullandığın programa yoğunlaşıyor. Burada da o zaman sen ne yapıyorsan, oyun oynuyorsan orada donma kasma falan hissetmiyorsun yani. Öyle öyle de bir özelliği var. iPhone burada 3.5 kat CPU, 5 kata kadar da GPU performans artışı olduğunu söylemiş. Bir önceki bence modeli. Evet. Ama bir önceki modeli değil ama zaten yani bence daha da fazlası yani. Hani bu az bile. Hani ağır işler yapanlar yani illet etmiş abi. Sen yani daha bilmiyorsun ama bunu aldığın zaman şimdi bu 8 GB RAM, 256 GB dahili hafıza verdik sana. Tamam. Bu yani en alt olan en düşük ürün. Evet ama zaten tamam. hani günlük kullanımda yeter. Şimdi 2 TB'a kadar yükseltilebiliyor bunun hafızası. Bu tamam. Yani sen daha sonrasında da şey yaparsın istersen aa, harici evet. bellek takarsın yükseltirsin yani ona direkt ihtiyacı olmaz çünkü biraz fiyat farkı çok artıyor yani. Anladım. Ama şöyle bir şey düşün 16 GB'lik RAM ile değiştirmek istersen bunun üzerine ekleyemiyorsun. Ha, RAM, kaldın. RAM niye kaldın? Değiştiremiyorum yani. RAM değiştiremiyorsun. Bunun sebebi de o zaman anakartta GPU, CPU, aynen. anakart hepsi birbirine birleşik bir yonga seti halinde geliyor. Yani bunu alırken karar vereceksin. Ben sana 8 GB'lik RAM sattım ama 16 GB'lik RAM de paran yetseydi daha iyi olurdu derdim. Peki fiyat farkı nedir? Fiyat farkı çok fazla yok. Alınabilir. Anladım. Yani gömülü şekilde geldiği için ona öyle şekil, o şekilde karar tamam. vermiş olman lazım. Alırken karar ver. Sonradan artıramazsın. Tamam. Bu bir eksisi. Ama 16 GB alırsan yani 16 GB'lik RAM'i de zaten günlük kullanımda her türlü seni kaldırır, oyunları kaldırır, her şeyi kaldırır. Seni kesinlikle üzmez 8 GB olan. 16 GB biraz daha rahat yani geleceğe yatırım gibi düşünebilirsin aslında. Yani alayım şimdiden kafam rahat olsun ileride yani uğraşmam şey falan gibi. Aynen sonra sonuçta teknoloji yenileniyor ve hani sürekli üst evet. versiyona geçmek istiyorsun. Hani birazcık geleceğe yatırım olur 16 GB alırsanız. Teşekkür ederim. Şimdi bu M1 işlemciyi niye alıyorum diyorsun yani tamam bu kadar şey var ama ben sana bir de şöyle söyleyeyim. Neden daha fazlasını vereceksin? Yani hani para anlamında fazlasını vermene gerek yok. Sana eğri getirdi bu özelliği M1 işlemciyi. Yani anlatabiliyor muyum? Hani fazla günlük kullanımda ya da işte seni her türlü götürecek bir bilgisayarda sırf prosunu almak ve kullanmayacağın bir şey değil. Eğri geldi. Fazla para vermekten kurtuldun. Böyle de düşünebilirsin. Tasarıma baktığınız zaman tasarımda hiçbir şey değişmedi bir önceki versiyonla. Yani burada aslında birazcık yonga seti bütün haline geliyordu ya belki birazcık daha kalınlaşabilirdi. Ama kalınlaşmadı. Aynı şeyde kaldı. Gerçi fan çıktı. Yani artık orada kendilerine uygun bir şekilde yaptılar kasayı ama kasada tasarımda, dizaynda hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey değişmedi. Aslında mesela şöyle bir şey de olabilir. Bir bakıma da kötü bir özellik. Yani hiçbir şeyin değişmemesi. Yani sende bunun bir önceki versiyonu var. Yenisi çıktı gidip alacaksın. Eve geldin baktın aynısı. İkisini yan yana koy aynısı. Ya da gittin arkadaşlarına hava atacaksın. Aynısı yani bir şey. Kimse anlamayabilir. Yani tasarım olarak sonuçta hiçbir şey değişmedi. Tamamen her şey aynı bir önceki versiyonla. Intel işlemci olanla. Değişiklik içinde yani diyorsun o zaman. İçinde. Her şey içinde. Her şey içinde. Peki bunun prosunda işte fan olduğunu söylüyorsun ve yani hani peki bu fiyat farkı gerçekten beni pro almaya itecek mi yoksa bu üründen ben devam mı edeceğim? Şimdi pro ile arasındaki farkları o zaman ben sana anlatayım hızlıca. Tamam. Fan dedik. Evet. 20 saat pil ömrü var. Touch bar var.
O Pro'da 20 saatte mi çıkıyor bir de? Biraz daha artıyor, evet. Onun haricinde bir de ekran parlaklığı. Bunda 400 nit, onda 500 nite çıkıyor. Öyle bir özel farkı var. Eğer çok sağlam iş yapacağım diyorsam ben, yani programların kralını kullanacağım, her şeyi alt üst edeceğim diyorsan Pro alacaksın. Kafan rahat olacak. Şimdi baktığın zaman burada ekran 13 inçlik bir LCD panel var. Arkadan LED aydınlatmalı bir panel var burada, yani ekran var. 2560'a 1600 çözünürlük var bu ekranda. Baktığın zaman şurada sağ tarafta 3.5 mm'lik bir jack girişimiz var. Yani baktığın zaman şuralar bomboş, anca bunu sığdırmışlar. Buraya baktığın zaman da 2 tane Type-C giriş var. O USB girişi yok yani. Evet, USB girişi yok abi. Biz teknolojideyiz. Arkasına baktığınız zaman, arkasında da bakarsanız hiçbir şey yok. Ön tarafta biraz da yok. O zaman benim yani USB dönüştürücü almam gerekecek. Yani sadece 2 adet Type-C girişi görüyorum, evet, ben bunda ama. Evet, USB'nin takabilmek için biraz böyle bir şey yapacaksın. Ama şu an artık tabii çift girişli olanlar var. Onlardan alacaksın. Yani ya da öyle bir şey ama. Çünkü yani teknoloji gelişiyor. Buna da ayak uydurmak lazım. Bu arada buradaki Type-C girişler veri aktarımı ve aynı zamanda bilgisayarın şarj olması için yani kullanılıyor. İkisi de, peki iki girişte gerçekten de kullanabiliyorsun. Şarj edebiliyor musun? İkisini de kullanabiliyorsun. Evet, sıkıntı yok. O da güzel bir özellik. Yani gayet nazik tasarımı, evet. Dizaynı hoş. İçi de bayağı hoş. Hoş. Web kameram kaç megapiksel bu üründe? Şimdi burada 720p FaceTime kamera var. Tamam. Onun haricinde sağ üst taraftaki tuşta Touch ID parmak izi sensörümüz var. Ekrana baktığınız zaman 6K'ya kadar çözünürlükte oynatabiliyor. Bence süper bir özellik. Ekranımız ne kadar açılıyor bunda? Bu son hali mi? Evet, evet, bu son hali. Baktığın zaman burada stereo hoparlörlerimiz mevcut. Touchpad'i geniş. O hoşuma gitti benim. Evet. Touchpad alanı gayet geniş, geniş. Güzel bir touchpad'imiz var. Tuşlar da zaten yine olduğu gibi klasik. Çok sessiz. Evet, bilgisayar böyle. Hayırlı olsun. Tamam. İyi. Sattın vallahi bunu. Vallahi. İçim eridi. Al bakalım. Eyvallah. Ver bakalım. Teşekkür ederim. Hayırlı günlerde kullan. Evet. Ben MacBook'uma kavuştum. Peki ya sen? Bence gayet güzel özellikler söyledi benim için. Günlük oyun oynamayan bir insan olarak kendinizi düşünürseniz. Adam satıyor ya. Satıyor. Evet. Evde satılmadık ürünlerin hepsini bize yollayabilirsiniz. Anında satacağız. Tamam, geç hadi bana şimdi şeyini yapalım. Ayrıca değinmemiz gereken bir konu daha var. iPod ve iPhone'lar için olan uygulamaların hem bir işlemcili bu bilgisayar ile kullanılabiliyor olması gerçekten harika. Uygulama Store'a girip uygulamayı indirip açtığınızda PC'nizden kullanabilmek de günlük yaşamda büyük ölçüde hayatımızı kolaylaştıracaktır. Ayrıca sizinle yeni bir sızıntı paylaşmak istiyorum. 2021 yılının 3. çeyreğinde yeni MacBook Pro'lar karşımızda olacak. Gelen sızıntılara göre bazı değişiklikler tabii ki mevcut. İşlemci anlamında daha hızlı bir işlemciden bahsediliyor. Bu sene çıkacak olan bu modellerde MagSafe şarj özelliği olacak. Aynı zamanda upgrade edilmiş bir ekrandan bahsediliyor. Yalnız bundan da bahsedelim. Bu seneki MacBook Pro'da Touch Bar olmayacak. Bu yeni modellerin 16 inçle geleceği söyleniyor. M1 işlemcisiyle gerçekten çığır açan Apple markası, artırılmış performansla gelecek olan M1X işlemciyle daha neler yapılacağını hepimize gösterecek. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin, takipte kalın.